Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sue Güzellik Sırları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir tarifim var. Bu tarifimle kendinize günaydın diyecek ve ışıl ışıl ışıldayacaksınız. Gerçekten fazlalık kilolarınızı çok hızlı bir şekilde yakacak ve sadece bununla da kalmayacak. Yaşam enerjinizi tavan yaptıracak şahane bir tarif hazırlıyoruz bugün sizlerle. Ve tabii ki de burada görmüş olduğunuz gibi bu şahane güllerden yararlanacağız. Gerçekten eğer ki üzerinizde bir halsizlik varsa, ne yaparsam yapayım inatçı kilolar beni terk etmiyor, iştahımla başa çıkamıyorum diyorsanız, işte arkadaşlar bu tarif tam size göre. Hem iştah kontrolünüzü sağlayacak hem de tatlı krizlerinizin önüne geçecek. Metabolizmanızı en az 5 kat daha çok hızlandıracak, gerçekten sizlerin çok hızlı bir şekilde anlamadan kilo vermenizi sağlarken vücudunuzdaki bütün stresi uzaklaştıracak, sizlere hücresel açıdan da gençleşme sağlayacak şahane bir tarif hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu tarifimizde asıl amacımız yaşam enerjimizi daha da artırıp metabolizmamızı hızlandırarak çok hızlı bir şekilde yağlarınızın yakımını kolaylaştırmak. Gerçekten yaşam enerjisini arttırmak denince de kullanılabilecek temel besinlerden bir tanesi tabii ki de şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel, hoş kokuları ve görüntüleriyle birlikte sizlere bunu vücudunuzda besin olarak tükettiğinizde de çok yüksek bir enerji verecek olan gülden yararlanacağız. Gül arkadaşlar içerisine çok yüksek miktarda lif ve su içerdiği için hem bağırsaklarınızın dostu olacak hem de mum gibi erimenizi sağlayacak. Gerçekten yapılan araştırmalar sonucunda bu dünyadaki en yüksek enerjiye sahip, en yüksek frekanslı bitkilerden biri arkadaşlar gül. Gülün arkadaşlar normal olarak enerjisi 320 MHz. Bizim aslında bu 320 MHz deyince herkes normalmiş diyebilir. Fakat şunu söylemekte fayda var. Normal sağlıklı bir insanın bedeninin sahip olduğu enerji 62 ila 68 MHz arasında değişiyor. Yani arkadaşlar sizin metabolizmanızda en az 4-5 kat hızlandıracak şahane bir tarif hazırlıyoruz bugün sizlerle. Bu tarifle birlikte açlık hissetmeden tok kalarak hücresel anlamda da kendinizi gençleştirerek şahane bir şekilde hem güzelleşip hem de kilo vereceksiniz. Güllerimizle birlikte arkadaşlar kombinasyonlu bir şekilde kullandığımızda vücudumuzda sarkmalar oluşmadan çok hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak bir diğer malzememiz kesinlikle muz. Burada muzun hem aromasından yararlanıyoruz hem içerisinde bulunan yüksek miktardaki potasyumdan hem de biliyorsunuz ki bağırsaklarımızda yaşayan probiyotiklerimizin temel besin kaynağı yani prebiyotik özelliğinden yararlanacağız. Şimdi hemen ben bu tarifin yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle bir adet orta boy muzu ince ince küp küp doğramanızı sizlerden rica edeceğim. Çünkü bu tarifin püf noktası muzları arkadaşlar doğruyoruz. Herhangi bir şekilde püre haline getirdiğinizde maalesef istediğiniz kıvamı elde edemiyorsunuz. Ve şunu söylememde fayda var. Ben burada muzları arkadaşlar tercih ederken tam olarak olgunlaşmamış, birazcık daha hani çiğ, birazcık daha üstü olan bir muzu kullanıyorum. Çok olgunlaşmış muzu kullanmanızı, tabii ki de tat açısından güzel bir aroması var ama bu tarifte tavsiye etmem. Çünkü bizim için arkadaşlar bu çiğ yeşil yediğimiz muz ya da birazcık daha yeşilin bir tık daha üstü açık sarı renk olan muzların içerisinde bulunan arkadaşlar dirençli nişastalar var. Bu nişastalarda daha temin bahsetmiş olduğumuz prebiyotiklerimizin çok güzel bir besin kaynağı. O yüzden bağırsak sağlığını düşünenler muzları tercih ederken birazcık lezzetinin dışında vücudunuza yapmış olduğu yararları da göz önünde bulundurarak buna göre tercih edebilirsiniz. Ben şimdi hızlıca bunların hepsini küp küp doğruyorum. Bu tarif arkadaşlar dileyenler benim yaptığım gibi kür şeklinde de kullanabilir. Dileyenler Noel yaklaşıyor, yılbaşı yaklaşıyor, sofralarınızı süslemek için de kullanabilirsiniz. Hatta bu harika bir hediyelik de oluyor. İsteyen kişiler sevdiklerinin doğum günlerine ya da şöyle sürpriz yapmak isteyip yaşam enerjisine birazcık daha enerji katmak isteyenlere bu tarifi kesinlikle önerebilirim. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize hazırlayıp sürpriz şeklinde sunduğunuzda bu tarifi yiyen insanların arkadaşlar vücuttan stresi gerçekten kurtuluyor. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Pek çok serbest radikal hücre zarlarımıza tutunuyor. Fakat burada kullanmış olduğumuz yüksek enerjili gıdalar sayesinde sizlerin vücudunda oluşmuş olan oksidatif stresi anında uzaklaştırıyoruz. Bu da demek oluyor ki güne daha enerjik, daha canlı, daha dolu dolu başlamanıza sebebiyet verecek şahane bir tarif oluyor. Bu tarifi tatlı olarak da pek çok kez kullanıyorum. Davet sofralarına da çok yakıştığını düşünüyorum. O yüzden sizler de çekinmeden her zaman hazırlayabileceğiniz şahane lezzetlerden bir tanesi. Ben bu arada bir adet muzu şöyle görmüş olduğunuz gibi küp küp olabildiğince küçük şekilde hazırladım. Sizlerin de bu şekilde hazırlamasını tavsiye ederim. Şimdi bizlerin potasyum kaynağı olan arkadaşlar muzlarımızı hızlıca karıştırma kabımızın içerisine aktaralım. Burada bir adet muz bir sofra için yeterli oluyor. Ortalama 6 kişiye yetecek kadar arkadaşlar. Burada minik minik hazırlamış olduğumuz gül sarmalarımızdan yetiyor. Gül sarması yapıyoruz dedik. Gülü nasıl kullanıyoruz? Hemen onu da sizlere açıklamak istiyorum. Ben daha öncesinde arkadaşlar şöyle bir adet gülü ince ince dal dal ayırdım. Zaten bir tane gül bir sofra için yeterli artıyor. Güller kat kat olduğu için çok verimli ve de çok bereketli bir tarif oluyor bu. O yüzden sizlerle hani bir tane çiçekçiden bile alacağınız gülle bu güzel tarifi evde sevdikleriniz için hazırlayabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar ben kat kat katman katman içlerinde biliyorsunuz ki polenleri var. O polen kısımları, tomurcuk kısımları olmasın ve de güllerin içerisinde çok sık bulunan karınca gibi böyle ufak mikroorganizmalarla kalmayana kadar tek tek ayırdıktan sonra güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra arkadaşlar bir kuruttum. Burada kurutma çok önemli çünkü birazdan çok güzel bir şekillendirme işlemimiz olduğu için bunların kuru kalması gerekiyor. Sizler de bu tarifi hazırlamadan yarım saat önce güllerinizi bu hazırlama işlemine uygun şekilde hazırlayıp bekletebilirsiniz. İyice süzülsünler. Yaş olmasın, ıslak olmasın, bu tarif için bize yeterli. Burada arkadaşlar kullanacağınız gül herhangi bir gülü kullanabilirsiniz. Ben kendi bahçemdeki gülü kullanmayı tercih ettim. Çünkü hem gözümün önünde steril bir şekilde yetiştiğini biliyorum. Hem de gerçekten taze taze burada gülleri kullanmak çok güzel oluyor. Yapraklarımı birazcık daha bekleteceğim. Çünkü sarmamızın iç harcını hazırlamaya geçelim. Normal klasik herkesin evinde yaptığı sarmanın birazcık bu sefer alışılmışın dışına çıkacağız. Ve emin olun bu şekilde lezzeti çok daha iyi olacak. Ve bugüne kadar yemiş olduğunuz tatlıların içerisinde en hafifi, en doyurucu olanı ve hem de en çok sizi mutlu edeni olacak. Arkadaşlar bunun içerisine çok az bir miktar Hindistan cevizi unundan ben faydalanacağım. Dileyen olursa burada badem unu da kullanabilir. Badem unu da çok güzel bir şekilde yakışıyor. Ama ben daha birazcık beyaz bir renk istediğim için Hindistan cevizi unu çok daha güzel beyazlık verecek. 2 kaşık kadar Hindistan cevizi ununu şöyle güzelce muzlarımın üzerine atıyorum. Burada muzları püre haline getirirseniz ya da daha olgun bir muz kullanırsanız içerisine ilave edeceğiniz Hindistan cevizi oranı artıyor arkadaşlar. Çok cıvık bir kıvamda olmasını istemiyoruz. O yüzden sizler de kontrollü bir şekilde giderek isteyen içerisine Hindistan cevizi ununu 2 kaşık eklerken isteyen 4 kaşığa kadar gidebilir. Bu kesinlikle kullanmış olduğunuz muzun konsantrasyonuna göre değişiyor. Ve tabii ki de Hindistan cevizi unu içerisinde kullandığımız için de vegan ve vejetaryen olan arkadaşlar için şahane de bir protein kaynağı olmuş oluyor. Hem de biliyorsunuz Hindistan cevizinin arkadaşlar yağ yakımında etkileri saymakla bitmiyor. Ben arkadaşlar bu tarife Hindistan cevizini gerçekten çok yakıştırıyorum. O yüzden içerisine biraz da Hindistan cevizi yağı ilave edeceğim. Hindistan cevizi yağı tek başına bir fat burner yani yağ yakıcı. O yüzden sizler de bu tarife istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Ama tabii ki de fazla aşırıya kaçmayalım. Normal koşullarda şöyle 2 çay kaşığı kadar yeterli olur. Hemen içerisine bunu da ilave ettikten sonra içerisine sürpriz ilave edeceğimiz bir şey daha var. Ben burada yoğun gül tadını daha da arttırmak için arkadaşlar şöyle şahane bir gül aroması arttırıcı içerisine atıyorum. Tabii ki de gül reçeli. Burada panik yapmanıza gerek yok çünkü ben diyet bir gül reçeli kullanıyorum. Eğer ki sizlerin de evinde şekersiz diyet gül reçeliniz varsa burada gönül rahatlığıyla içerisine ilave edebilirsiniz. 2 kaşık da bunu ilave ettikten sonra şöyle hepsini yavaşça karıştıralım. Muzlarımızın etrafı güzelce Hindistan cevizi yağı, unu ve gül reçeliyle kaplansın. Gerçekten gül reçeli burada çok güzel bir aroma veriyor. Daha yoğun bir şekilde tadın ortaya çıkmasını sağlıyor. Ve ben bu tarifte dolu dolu gül tadını hissetmek istediğim için sadece bir damla gül suyu içerisine ilave edeceğim ki gerçekten yoğun bir frekans olsun. Şöyle hemen bunu da içerisine ilave ettikten sonra çok fazla ezmeden son bir kez daha karıştırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde benim iç harcım artık hazır. Hemen arkadaşlar güllerimizi sarmaya başlayabiliriz. Şöyle gül yapraklarımızı daha öncesinden yıkayıp hazırlayıp kurutmuş olduğumuz yaprağımızı alıyoruz. Ve şöyle gördüğünüz gibi bombeli zaten duruyor. İç kısmı size gelecek şekilde bunu koymanız yeterli oluyor. Ve arkadaşlar şöyle bir kaşık kadar harcımdan içerisine ilave ediyorum. Harcımızı da görmüş olduğunuz gibi verevli bir şekilde koyuyoruz. Ve şöyle gülümüze iyicene oturtalım. Şu gülümüzün sap kısmı, birleşim kısmını arkadaşlar şöyle bir tane daha koyacağım. İlk olarak kapatacağız ve daha sonrasında gülümüzü şöyle yuvarlıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gül sarmamız hazır oluyor. Hemen bunu yan tarafa alalım. Yine aynı şekilde bir başka yaprakta da aynı işlemi yapıyoruz. Yine gül yaprağını şu şekilde verevli kalacak şekilde iç harcımızı koyuyoruz. Ve önce uç kısmını şöyle sıkıştırıp sıkı sıkıya bunu sarıyoruz. Şöyle iyicene sıkı sıkıya bunu sarabilirsiniz. Ve bunu da hemen yan tarafa alıyorum. Birazcık daha koyu yapraklı gülleri tercih ederseniz gerçekten görüntüsü şahane oluyor. İnsanlar masaya oturduklarında bundan gözlerini alamayacak. Ve sizlere de çok hoş bir sürpriz yapma şansı sunacak. Şöyle ben bunu da iyicene sardım. Ve bir tane gülün yaprağından bir sofraya yetecek kadar bu hazırlamış olduğumuz sarmalarımızdan çıkıyor. O yüzden de çok bereketli bir tarif. Şöyle hızlıca. Birazcık bazılarını torpil geçip benim gibi fazla da koyabilirsiniz. Hızlı bir şekilde saralım. Evet arkadaşlar, hatta bunu yaparken her sarmada yapmış olduğunuz gibi yanınızda böyle hem arkadaş olacak hem de işinizi kolaylaştıracak hisleri de toparlayıp hep birlikte bu işlemi yapabilirsiniz. Gerçekten normal bir sarmadan bir farkı yok. Sadece görüntüsü çok daha tatlı oluyor. Ve ayrıca tadı da daha lezzetli oluyor. Buna emin olabilirsiniz. 0 kalori diyebilirim. Burada arkadaşlar bu arada içerisinde kullandığımız her şeyin kalorisi o kadar düşük ki. Bu tatlı için size şunu söyleyeceğim. Herhangi bir sınırlama vermiyorum. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Çünkü bu kadar düşük kalorinin hepsi bir arada toplandı. Ve emin olun vücudunuz bunları yakarken normal almış olduğunuz kaloriden çok daha fazlasını harcıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar şu yaprağın güzelliğini. Böylesine güzel bir şey yememek için insan kendisini gerçekten zor tutuyor ve bu kadar güzel bir şey yediğinizde, bunun hücreleriniz içerisinde dolaştığını düşündüğünüzde mutlu olmamak elde değil. Tamamen sizleri hem stresten uzaklaştırıyor hem de mutluluk verecek şahane bir tarif oluyor. Gerçekten bunu sofrada görenler, herkesin bir yüzü gülecek. Herkes bu da neymiş diye böyle bir tatmak için gerçekten sıraya girecek diyebilirim. Şöyle hızlı bir şekilde bu kırçıllı olanı da hemen sarıyorum. Gerçekten görüntüsü şahane arkadaşlar. Doğanın bize hediyesi, armağanı. Tabii ki de bunları güzel bir şekilde hazırlamak da artık bize düşüyor. Şöyle hemen bunu da güzelce sarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şahane bir görüntüsü var ve aralara o kadar güzel böyle renk katıyor ki, o yüzden arada böyle kırçıllıları da kullanacağım ki hem masada değişik bir renk olsun. Birkaç tane de arada değişiklik olsun diye şöyle sarı renkliden yararlanacağım arkadaşlar. Dediğim gibi burada isterseniz sadece kırmızı gülden yararlanabilirsiniz. Renk renk istediğiniz gibi güllerden yararlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben gül sarmalarımı güzelce sardım. Şimdi en güzel kısma geçtik. Tabii ki de servis anına. Şöyle çiçekli böcekli çok güzel tabaklarla servis etmeyi ben bunları seviyorum. Arkadaşlar şöyle hızlıca hazırlamış olduğum sarmalarımı ben yan tarafa aktaracağım. Öncelikle alta böyle renk harmonisini de sağlamak için koyu renkleri dizmeyi düşünüyorum. Daha sonrasında aralarına açık renkleri, kırçıllıları da ilave edeceğim. İnsanı gerçekten sabah sabah bunun kadar mutlu edebilecek, güne güzel bir şekilde başlamasını sağlayacak, hem de uzun süre tokluk hissi verip açlık krizlerinizi ortadan kaldırırken kan şekerinizi düzenleyecek daha güzel bir tarif bence bulamayabilirsiniz. O yüzden bu tarifi mutlaka deneyin. Emin olun pişman olmayacaksınız. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu tarifi yaparken bol bol yapın. Zaten çok bereketli bir tarif oluyor. Ve de arkadaşlar bu tarifin yiyen tekrar yemek istiyor. O yüzden hiçbir zaman için böyle azıcık olan miktarlar kimseye yetmiyor. Benden size ufak bir hatırlatma olsun. Sizlerle. Evet arkadaşlar, ben sunumumu hazırladım. Ben şimdi bunun yanına çok güzel bir şekilde kendime matcha çayı hazırlayacağım ve ikisini birlikte kombine olarak kullanmayı çok seviyorum. Sabah kahvaltısı olarak bunu tüketiyorum. Gerçekten güne dolu dolu çok bir şekilde başlamanızı sağlıyor. Benim tarifim bugünlük size için bu kadardı. Sizler de isterseniz bunu Noel'lerde, ister yılbaşında, ister doğum gününde sevdiklerinize hediye edip hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da dileyenler benim gibi. Hem kalori açığı oluşturmak hem de kilo vermek isteyenler için arkadaşlar süper bir metabolizma hızlandırıcı oluyor. Bu özelliğinden de yararlanarak kullanabilirsiniz. Güzel yaşam enerjinizi arttırıcı şahane tarifi evinize gelen misafirlere de ikram edebileceğiniz misafir sofralarınızdaki en güzel ikramlıklarınızdan biri olacak. Benim tarifim sizler için bugünlük bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Sizlerle birlikte yaşam enerjisinin artmasını istediğiniz sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok ama çok memnun olurum.